ömrün bitirmiş virane miye, aklın bitirmiş divane miye, ömrün bitirmiş virane miye, aklın yitirmiş divane miye. Selam eder Allah, selam eder sana, selat edene Allah selat eder, selamet diler. Dolayısıyla biz 14,5 asırdan beridir bu sözün takipçisiyiz. Ona devamlı olarak selatü selam getirmekle biz aslında Allah'ın selamı üzerimize alıyoruz. Siz burada selavat getirmekle Allah'ın selamını da almış oluyorsunuz dolayısıyla. Onun için binlerce, yüz binlerce kez Allah Resulüne selatü selam olsun. Şimdi burayı Ömer bin Abdülaziz hemen mescide çevirmiş. Mescid yapmış. Bak biz kardeşlerimizle bu sene gittik orayı ziyaret ettik. Kapısının önünde bir dua etmemiş. Şerefine nail olduk. Elhamdülillah. Ama yanı başında bayram namazı kılmış. Şurada namaz kılmış. Ömer bin Abdülaziz yıllık bir halifelik yapmış. 14,5 asra sığacak kadar eser var. Adam 2-3 senede çok şeyler yapar. Birisi var, 80-100 sene yaşar, boş yaşar. Dünyayı değiştirir. İşte bu da onlardan bir tanesi. O, Allah Resulü'nün üzerine örtmüş olduğu yorgan ele geçirmiş. Adamdaki mısınız? Ona da bakar mısınız? Hasta olduğu zaman onun kenarına açık su döküyor, su döküyor, onun suyunu sıkıyor, ondan içiyor, Allah Resulü'nün teni damlamıştır diye buna, hemen kafasına da bir damla döküveriyor, ayı veriyor hemen. O, Allah Resulü'ne ait bazı parçaları ele geçirmişti, ona ait bazı eserleri ele geçirmişti Allah Resulü'ne ait. Ne yaptı bu kişi? Bunları alıyordu, evinin içerisinde arkada bir oda vardı, arkada. Ta gerilerde bir oda vardı. Hanımı Fatıma'ya der ki, Abdülmelik'in kızı, hanımı Fatıma'ya der ki, ey Fatıma, ne olursun kimse beni rahatsız etmez. O odaya girdiğim zaman sakın ha içeriye kimseyi alma. Oraya kimse girmesin. Niye girmesin? Çünkü ben burada kendi kendime kalmak istiyorum. Oraya geçer, orada kalır uzun saatler, daha sonra rahatlamış olarak dışarı çıkar. Devlet işleri biliyorsunuz, ağır işler. Bunaldığı zaman, sıkıldığı zaman, işin altından kalkamayacağını anladığı zaman hemen o odaya gidermiş. O öldükten sonra çevresindeki münafıklar demişler ki, siz bakmayın onun bu kadar alim geçirdiğine, zahit geçirdiğine bakmayın. O büyük bir servet, ara sıra gidiyordu, altınları sayıyordu, rahatlıyordu, ondan sonra dışarı çıkıyordu. Dışarıya da çıkıyor, bize de diyor ki, aa diyor, onu şöyle olur, böyle olur. O öldükten sonra odaya girdiler. Rezil edecekler güya. Bir sandıka buldular. Sandıkayı açtılar. İçerisinde bir şey yok. Bir parça böyle bir şey var. Çıkın var. Onu açtılar. Onu açtıkları zaman içerisinde bir de görsünler. Allah Resulüne ait olan saç telleri. Ha işte bak oralardan gelme bizdeki bir şeyler. Allah Resulüne ait saç telleri. Ve ayrıca Efendimiz'e ait tırnaklar. Öldüğü zaman da zaten vasiyet etmiş o. Öldüğüm zaman demiş, ne olursunuz bunu kefeninin koynuna koyun. Bu benim yanında olduğu müddetçe Allah beni cehennemde yakmayacaktır. Ne olursunuz demiş, Allah Resulü'nün tırnaklarını koynuna koyun, kefeninin içine koyun. Maviye biz biliyorsunuz, Hazreti Ali ile ne kadar savaş yapmış. Biz hemen Hazreti Ali sevgimizden dolayı Maviye'ye karşı Hazreti Ali, bakın Maviye'ye Maviye diyoruz. Niye Hazreti Maviye demiyoruz? Allah Resulü'nden beridir. Vahiy kâtibiydi canım, elimizdeki Kur'an-ı Kerim'i yazmış adam ya. Peki Allah Resulü'nden olan sevgisini mi ölçmek istiyorsunuz? O da şöyle bir vasiyette bulunmuştu. Öldüğüm zaman göz kapaklarımı açın, şu küçük bir çıkıncık bırakmış böyle, çıkın küçük. Demişti ki bunun içindekini açın, gözünün içine koyun. Vasiyetini yerine getirmek için çocukları açtılar onu, onun içerisinde bir parça tırnak buldular.
Allah Resulü bilmem nerede tırnağını kestiğinde almış saklamış onu. Öldüğüm zaman göz kapaklarımı açın, onun içerisine yerleştirin demişti. Gördünüz mü sevgi? O zaman boş konuşmayacağız. Bir şeyler yapacağız. Allah Resulüne layık olmaya çalışacağız. Allah Resulü şu dini bize bırakabilmek için ne kadar fedakarlıkta bulundu. Biliyor musunuz? Şair abi ne demişti Allah Resulüne? Ne güzel özetlemişti. Bakmış ki paşanın bir tanesi Allah Resulü'nün mübarek kabrine doğru ayaklarını uzatmış. Mescid-i Nebevi'ye yaklaşmışlar. Adam da ilk gelmiş. Yani saygısızlar değil de oturmasını bilmiyor, oturamıyor adamcağız. Rahatsızlığından dolayı ayaklarını Mescid-i Nebevi tarafına uzatarak oturmuş da şairine demişiz, sakın terki edeplen, huyu mahkumu hüdadır bu, nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Biz öyle sevdik onu. O Allah'ın nazar etmiş olduğu Muhammed Mustafa'dır. Onun için onu çok seviyoruz. Allah sevdiği için. Allah sevdiği için biz onu çok seviyoruz. Ve Allah sevdirdiği için biz Allah Resulü'nü çok seviyoruz. Ne kadar çok seviyoruz? Anamızdan, babamızdan, her şeyimizden daha çok seviyoruz. Oysa ki o bizim için çok fedakarlıkta bulmuştu. Bir gün Mescid-i Nebevi'ye gelmiş. Allah Resulü açlıktan yatamamışız. Siz hiç açlıktan yatamadınız oldu mu? Fakiriz, öldük bittik diyorsunuz ya, böyle bağırıp çağırıyoruz ya, hani biz durumumuza şikayet ediyoruz ya, açlıktan uyuyamadığınız oldu mu Allah rızası için? Ya da kaç sefer oldu böyle şey? Mescid-i Nebevi'ye geliyor, yatamıyor, dolanıyor. Açlıktan Allah Resulü yapamıyor be kardeş. Şimdi sen tıkına yiyorsun. Bizim yaptığımıza bir bakar mısınız? Sonra biraz sonra Hazreti Ebu Bekir çıkıyor geliyor. Allah Resulü soruyor ona. Hayırdır? Ya Ebu Bekir niye uyuyamadın? Ya Resulullah açık. Vallahi yatırma diyor bu aşıkları, yatırma. Ömer geliyor. Üç arkadaş. Gece Mescid-i Nebevi'nin yanı başında toplaşıyorlar. Ne oldu diyor Ömer'e soruyorlar. Ömer diyor ki vallahi ya Resulullah söylemiyor tanıyorum ama açın. Allah Resulü diyor ki o zaman diyor Ebu Eyyub'a gidelim. Halid bin Zeyd hani evinde misafir kaldı. Mescid-i Nebevi'ye geldi, Medine'ye geldiği zaman evinde misafir kaldı ve bizim de bugün mübarek kabri şeriflerini memleketimize taşımak olur duyumuz Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. O evinde 7 ay Allah Resulü misafir kalmış. Diyor ki Ebu Eyyub'a gidelim. Onda diyor mutlaka bir parça olur. Çünkü Allah Resulü zaman zaman gider kapıyı çalar, onun hanımı anlarmış, Allah Resulü'nün hemen hazırlamış olduğu yiyeceği verirmiş. Görüyor musunuz? Devlet başkanı nasıl yaşıyor? Bütün oraların hakimi ha! Bu şekilde hayat yaşıyor Allah Resulü. Karnı doyasıcıya hiçbir zaman ekmek yememiş. Üst üste iki sefer buğday ekmeğini yediğine şahit olan yoktur. Tamamıyla Çin'de yapılmış, buğdayda yapılmış ekmek hayatı boyunca hiç yememiş. Hazreti Ayşe Validemize soruyorlar, peki diyorlar, ne yediniz siz? Sizin zamanınızda diyorlar, elek yok mu? Ya diyor, bizim zamanımızda elek ne güzel. Elekli kulumuz mu vardı ki? Nasıl kepeğinden ayrıldınız? Diyor ki, şöyle bir sallayıverdim, üzerinde 3 tane kepek varsa yarısı alırdık. Mümkünse kepekleri kepekli yaptırırdık, öyle yedik diyor. Aylar olurdu ki Allah Resulü'nün evinden hiç kazan kaynamazdı. İki ay olurdu ki diyor Allah Resulü'nün evinde ocak tütmezdi. İki ay. Onlar gidiyorlar Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin yerine. Hanımına durumu söylüyorlar. Kadıncağız telaşlanıyor hemen. Efendimiz oturtturacak yer arıyor. Buyur ya Resulullah. Şeref verdin ya Resulullah. Allah Resulü'nü ve yanındaki misafirlerini Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir oturtturuyor oraya. Bu sesleri Ebu Eyyub duymuş. Yanı başındaki bahçesinde, hurma bahçesinde orada meşgulmüş. Duyunca koşarak geliyorum. Hoş geldin ya Resulallah diyor. El pençe divan duruyor. Biraz sonra Allah Resulü'nün açlıktan oraya geldiğini anlayınca diyor ki ya Resulallah. Benim diyor bir hurmam var. O çabuk yetişir. Bazı biliyorsun üzümlerde de böyle. Bazıları çabuk yetişir. O diyor o biraz olmaya yakındı. Hemen diyor müsaadeniz olursa iki dakika siz buyurun. Ben hemen gidip ondan koparıp geleyim. Hemen geliyoruz. Koşup gidiyor. Olmanın hemen koparıyor. Getiriyor Allah Resulü'nün önüne koyuyor. Diyor ki ya Resulallah siz bundan hemen
aşırınızı yatıştırıncaya kadar ben bir şeyler hazırlatmalıyım. Ümmü Eyyub'a hemen koşuyor gidiyor şeye. Bir tane çok abim bir oğlağı var. Başka bir şeysi yok. Küçücük bir oğlak var. Hemen onu kesiveriyor. Kesiyor. Yarısını haşlama yaptırıyor. Bir kabın içerisine koyduruyor. Yarısını da hemen kızarttırıyor. Pişirtiyor hemen. Allah Resulü'nün ve misafirlerinin önüne koyuyor biraz ekmekle beraber. Allah Resulü iki lokma alınca duraksıyor. Şuradan aşağı geçmiyor. İki sefer yutmuyor, geçmiyor Allah Resulü'nün bazı. Her kayıbe bakıyor şöyle, Allah Resulü. Biz nasıl yaşıyoruz, o nasıl yaşadı? Şöyle dönüp bakıyor, diyor ki, ya Eyyub, müsaaden var mı? Kızım Fatıma kaç günden beri açtır. Müsaaden var mı? Şu ekmeğin arasına biraz et koysam bana götürsen. Çok uzun zamandan beri Fatıma güzel bir yemek yemedi. Hiç kızınız oğlunuz açken siz yatabildiniz mi? Bir gün Allah Resulü'nün huzuruna gelir Fatıma annemiz de elinde sıcak bir somun, bazlama diyelim bizim Antep tabiriyle. Hemen sacın üzerine atmışlar, pişirivermiş de ilk çıkan parçayı almış Allah Resulü'ne koşmuş Fatıma annemiz. Oraya varmış, Allah Resulü'ne uzatmış, babacığım demiş, sensiz bazına geçmedi. Al şunu ye ya Resulallah. Efendimiz Bismillah deyip ucundan az koparınca dönüp kızına diyordu ki bir yandan yutunurken kızım Fatıma diyor üç günden beridir babanın bağzından geçen tek bir lokmadır. Üç gün oldu ki babanın bağzından geçen tek bir lokmadır. Biz böyle bir peygamberin ümmetiz elhamdülillah. Allah şefaatine nail eylesin inşallah. Ben biliyorum ki buradaki bütün kardeşlerimiz Allah Resulü'nün canlarından, mallarından, servetlerinden, çoluk çocuğundan, mevki makamlarından daha çok severler. Rabbim şu sevginizi karşılıksız bırakmasın inşallah. Bu dünyada arzu eden, onun sevgisiyle yanan bütün kardeşlerime, daha dünyadayken dünya gözüyle Allah Resulü'nün mübarek kabri şerifini Mescid-i Nebevi'de Ravza-i Mutahhara'da ziyaret etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Öbür dünyada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim şefaatine nail olasınız inşallah. Sırat köprüsünün üzerinden geçerken zaten geride çok zor bir hesap vermişsiniz. Sırat köprüsünün üzerinden geçerken bir de bakıyorsunuz ki alt tarafta cehennem. Yanı başınızdaki sevdiğiniz insanlar paldır küldür oradan aşağı düşüyorlar. Sizin de ayak kaydı kayacak. Düştünüz düşeceksiniz. Bu telaş içerisinde, tam filaş içerisinde terler boşalıyor. Her bir tarafınızdan terler boşalıyor. Sırat üzerinde tutunmaya çalışıyorsunuz. Onun her bir tarafını elinize attığınızda her bir tarafından ellerinize bir şeyler batıyor. Ayaklarınızın altı sabun kalıbı gibi. Çok perişan bir durumdasınız. Yanı başınızda da insanlar paldır küldür hepsi cehennemi boyuyor. Teker teker düşüyorlar. Sen o sırada telaşla birinci çıkışı çıkmaya çalışıyorsun. Orada ne dersin? Bakın tesbihler çekerken biz Subhanallah'la başlıyoruz. Subhanallah, Subhanallah. Allah'ım sen bütün noksanlıklardan münezzehsin ya Rabbi. Senden büyüğü yok ya Rabbi diyorsun, korkuyorsun. Elin ayağın titriyor. Yüreğin içinden dışarıya fırlayacak şekilde korkuyorsun. Yanı başında cehennem insanlar düşüyorlar, balık gibi düşüp yanıyorlar. Ama sen Subhanallah diye korku içerisinde yukarıya kadar çıkıyorsun. Yüzü görünce Elhamdülillah diyorsun. Elhamdülillah ya Rabbi sana hamdolsun burayı gösterdin ya. İlerliyorsun biraz. İlerlerken herkese aynı durumdasın. Elin ayağın her bir tarafı boşalmış. Tutunacak yer bulamıyorsun. Yan başından insanlar yine dökülmeye başlıyorlar. Sen bu derdiyle tam sonuna kadar varıyorsun. O sırada bitimine vardığın zaman Elhamdülillah dediğin yerin Sırat köprüsünün ortasını geçtiğin zaman sonuna yaklaştığın zaman üçlü ikilik zaman devrini atlattığın zaman oraya varıyorsun bir de bakıyorsun ki ileride cennet. Cennet gözüktü. Sen ama tepenin başındasın. Daha oraya ulaşamadın. Bir sürü yolun var. Ama gördün. Yokuş aşağı. Yokuş aşağı. Var gücünle koşuyorsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Onun için tesbih desen dersin ki Allah'a emanet. Allah şu an yaşamayı, Allah-u Ekber diyerek cennete girmeyi, tabi bu
sırattan geçtiğiniz için de diliniz damağınız kurudu, her bir tarafınız perişan. Neredeyse kilonuz kadar ter kaybettiniz. O sırada Allah Resulü'nün elinden Havz-ı Kevser'i içmeyi Rabbim cümlenize nasip eylesin. Amin. Amin diye şu dilleriniz nar-ı cehennem görmesin inşallah. Rabbim sizlere iki cihan saadeti nasip eylesin. Rabbim ailelerinize huzur, bedenlerinize sağlık, sıhhat, afiyet versin inşallah. Rabbim malınıza, mülkünüze bereket, evlatlarınızı hayır eylesin inşallah. Rabbim vatanınızı, milletinizi hırslı muhafaza eylesin. Bu vatan için, bu millet için canını, malını, neyini varsa ortaya koyan kardeşlerimize imdad eylesin. Onlara hem dünya hem ahiret saadeti nasip eylesin. Bu uğurda şehit olanlara Hazreti Hamza ile Musab bin Umeyr ile Amr bin Haram ile Amr bin Cemuh ile beraber haşrolmayı nasip ve müyesser eylesin inşallah. Gazi olan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Şu an durumu zor olan, şu mübarek Ramazan ayı içerisinde can derdine düşmüş olan Suriye'deki, Irak'taki, Filistin'deki, Keşmir'deki, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize Rabbim imdad eylesin. Myanmar'daki kardeşlerimizi hırs muhafaza eylesin inşallah. Rabbim tez günlerde onlara da tekrar şu bizim bir araya geldiğimiz gibi rahat rahat korkmadan omuz omuza vererek namaz kıldığımız gibi namaz kılmayı, cumalar, ramazanlar atlatmayı, bayramlar görmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Kıymetli kardeşlerim, hastaları unutmayalım. Arada hastaları söylemedim herhalde. Rabbim hastalarımıza şafi ismi hürmetine şifalar versin inşallah. Borçları edalı nasip etsin. Allah razı olsun. Yeah.
biz başlamıştık. Lütfen demiyoruz, sadece bakıp geçiyoruz. Allah razı olsun. Bayanlar var ya. Bayanlar var. 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 Bayanlar var.
Sen namaz kılınca bunu çeker, seyirci erkekler de bunu buraya gider abi. Allah hakim olur abi. Onlar gitsin, onu sabah olsun. Ne sakin ol. Bir tane Bak ben ona getirmeyim bak. Musa, şu kapıyı açayım.